Tüp bebek aşamasında, tüp bebek tedavisindeki birinci aşama yumurtalıktaki yumurta hücrelerinin büyütülmesi işlemi. Neden böyle bir işleme gerek duyuyoruz? Biz biliyoruz ki yumurtalıklarda o adet dönemi için seçilen birden fazla yumurta hücresi var. Ancak vücudun ürettiği hormon miktarı daima tek bir yumurtanın büyümesi için programlanmış. Bu yumurta hücresi diğer yumurta hücrelerinden ön plana çıkarak daha sonra o ay için yumurtlayacak olan yumurta hücresi oluyor. Diğer yumurta hücrelerine ne olacak diye sorarsanız bu yumurta hücreleri kullanılmadan harcanıyor. İşte bizim tüp bebek tedavisinde birinci aşamada vücudun bu yumurta hücrelerini büyütmek için ürettiği hormonu birebir aynı olarak dışarıdan iğne şeklinde veriyoruz. O zaman ne oluyor? Diğer yumurta hücreleri de büyüme ve o ay için üreme potansiyelinden kullanabilme fırsatını yakalıyor. İşte adetin ikinci, üçüncü günüyle birlikte başlayan ve 10 günlük süren ilk dönemde biz anne adayımızı belirli aralıklarla kontrole çağırıyoruz. Bu kontrollerde kullandığımız ilaçlara yumurtalıkların verdiği cevabı, yumurtaların yeteri derecede büyüyüp büyümediğini kontrol ediyoruz. Bu aşama süresince her gün anne adayımız kendisine uygulayabildiği özel enjeksiyonlarla bu hormonumuzu dışarıdan alıyor. Yani folikül uyarıcı hormonumuzu dışarıdan alıyor. Ve 10 günlük bir dönemin sonunda da yumurta hücreleri artık sperm tarafından dönenebilecek olan o son aşamaya ulaşmış oluyor.